Ekonomide, takip ediyorum. Sağ olun, teşekkür. Ekonomide eşi görülmemiş bir iyileşme varmış. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Ne diyorsunuz? Tam tersini söyleseniz daha güzel olur. Siz, Sayın Cumhurbaşkanı, böyle. Siz biliyorsunuz gerçeği. Siz bildiğiniz gerçeği söyleyin. Mikrofonu ben tutayım size. Yani biz vatandaşın görüşünü aldığımız için yani ortada bir gerçek var. Siz de vatandaşsınız. Evet. Ortada bir gerçek var. Tamam, anlatabilir miyim? Daha da kötüye gidiyor. Günden güne, günden güne daha kötüye gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Suçlusu dış güçler abi. Hayır. Dış minnaklar. Tabii ki de. Vatandaş. Siz bu işin profesyonelisiniz. Sizi çok iyi takip ediyorum ben. Çok da iyisiniz işinizde. Teşekkürler. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Nasıl hani düzeliriz böyle sizce? Derine batmadan yukarı çıkılmaz. Daha ne kadar batabiliriz? En sona kadar. Ondan sonra çıkarız. Bakın beyefendiler bekliyor. Abi yok öyle bir şey. İnanmayın. Nasıl? Ülke çok kötü. Şu an ben öğrenciyim, kart dağıtıyorum. Senin tatil yapman lazım. Tatil yapmam gerekiyor. Ben burada iş. Yani abi sabahtan akşama kadar ayaktayım. Aileye yardım. Aynen öyle. Senin ailenle şu anda Kuşadası'nda, Marmaris'te tatile gitmen lazım. Yurt dışında insanlar Türkiye'ye tatile geliyor. Biz burada sürünüyoruz yani. İşte iyileşiyormuş. Yok abi, hikaye onların. Daha mı kötüye gidiyor? Daha kötüye gidiyor tabii. Çare ne? Abi değişsin. Cumhurbaşkanı değişsin. Bu kadar. Çok sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki eşi benzeri görülmemiş, ekonomide iyileşme var dedi. Ne diyorsun abi? İyidir, doğrudur. Doğru mu? Evet. Düzelmeye doğru gidiyor mu? Evet. Her gün ama zam geliyor abi. Ne diyorsun? Ama millet yapıyor. Sigaraya şimdi millet mi yapıyor mesela zam mı? Tabii. Olur mu canım? Devlet yapıyor. Hayır. Peki devlet kimin kapısına gitmiş? Sen bu işi yap. Nasıl yani? Devlet kime demiş ki yükselt veya şöyle yap? Sen yapıyorsun. Ben yapıyorum. Tabi. Ekmeği mesela ben mi yapıyorum? Tabi. Vatandaşa. Evet. Neden yapıyorlar abi böyle? Zengin olmaya çalışıyor. Evet. Ama olan vatandaş oluyor. Vatandaş yapıyor bunu. Benzine kim yapıyor mesela zam mı? Benzine sen çıkarmamışsın, çıkarmaya çalışıyor. Mecburen o paralar gider oraya. Niye çıkarmıyorsun abi? Ne, sen daha önce niye çıkarmadın? İşte niye çıkarmıyoruz? Onu kendine sor. Ya çıkarıyoruz, var. Petrol yataklarımız var. Aha. Batman'da mesela ilk petrol yatağımız kaç yılında açıldı ama biliyor musun? Çalışmamışsınız. Bu adamın zamanında başladı. Sen daha önce neredeydin? Yo, vardı, daha önce de vardı. Hayır. Fabrikalar vardı. Fabrikaları da kapattın. Kim kapattı? Millet kapattı. Nasıl ki millet kapatır? Devletin fabrikası mı? Millet nasıl kapatır? Değil dostum, değil değil. Tekeli mesela sen nasıl kapatabilirsin? Kapatsana hadi bir tekeli. Ne? Şu anda devletin bir fabrikasını kapatsana. Ne? Tok fabrikasını kapat hadi. Sen kapatıyorsun devlet. Nasıl kapatacaksın? Hadi kapat. Tok'un fabrikasını kapat hadi. Devletin fabrikası. Kim kapattı? Devlet kendisi kapattı. Sattı, özelleştirdi. Tamam, özelleştirsen bedava çalıştırıyordur o. Nasıl bedava çalışıyor? Bedava çalışıyordun. Alan enayi mi peki? Tabii. Alanlar enayiydi. Evet. Kerizdi. Eyvallah abi. Diyecek bir şey yok. Tamam hemşerim. Eyvallah abi. Teşekkür. Millet akıllansın, devlet de kalkınsın. Aynen, bence de milletin akıllanması lazım. Tabii. Allah akıl fikir versin. Aşağı çeksin biraz. Aynen şu an, öyle. Şu anda devlete, Türkiye'nin sorunu pahalılıkla. Evet. Pahalılıkla. Enflasyon yüksek ama. Enflasyon sen yükseltiyorsun. Nasıl yükseltiyorsun? Domates tarlada getirip halde 5 lira alıyor. Gelip şeyde 35 lira veriyor. Kim denetleyecek bunu? Belediyenin. Belediye nasıl denetlesin? Devlet denetleyecek. Değil. Aracıları aradan değil. Kim çıkartacak? Değil. Kim çıkartacak? Trafik konuşma. Hayır, kim? Hayır. Kim denetleyecek? Sen denetleyeceksin. Devletin mekanizması? Değil. Değil mi? Onun görevi değil. Değil. Devlet ne yapar? Belediyenindir. Devlet ne yapar? Ya devlet devletin görevi nedir? Benleseniz. Devletin görevi nedir? Ya benleseniz. Biz milletiz. Devlet ayrı. Hayır, hayır, biz kuruyoruz. Tamam, biz milletiz. Değil. Benim çocuğum orada. Biz de buradayız. Sen de buradasın. Tamam. Sen de ekmeği onu alıyorsun, ben de onu alıyorum. Onun için devlet millet, millet devlet. Öyle tabii ki de. Onu düşünceyle kalk. Eyvallah. Tamam mı dostum? Tamam canım. Abi, çok sağ ol. Ekonomide eşi görülmemiş bir iyileşmeye gidiyormuşuz. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, ne diyorsun? Ekonomide eşi benzeri görülmemiş bir iyileşmeye gidiyormuşuz. Doğru mu? Evet. Ben öyle anladım. Doğru. Ben buna demek istiyorum ki ağam bizim Leyla'nın iyi. Neye göre düzeliyor? Bence şöyle düzeliyor. Kendilerinin ekonomisi düzeldiği için, alt tabakayı göremediği için bütün halka öyle zannediyorlar. Ben böyle düşünüyorum.
Yani hiçbir şekilde bana göre bir düzelme yok. Fiyatlarda artış olduğu sürece benim bildiğim ekonomi zayıflıyor anlamına gelir. Fiyatlarda her geçen gün artıyor. Benzin, dolar, euro, her şey artıyor yani. Altın vesaire. Aldığımız ürünlerin, marketlerin hepsi. Gerçekten de gene zam yağmuru başladı. Marketçiler, benim arkadaşım var. Fiyat etiketlerine yetişemiyoruz diye isyan ediyorlar. Yani ben anlamadım neye göre ekonomi düzeliyor. Bence dediğim gibi tamamıyla onların ekonomisi düzeliyor. Çevresini mi? Evet. Yani iktidar diye adlandırdığımız, yani buraya isim veremem ama o kısımların maaşları yükseldiği için ekonomiyi güzel zannediyorlar. Tabii ki bütün devletin imkanlarından yararlandıkları için, her şey onlara daha kolay olduğu için onların ekonomisi düzeliyor olabilir. Ama bana göre bizim ekonomimiz her geçen gün daha da aşağı çöküyor. Abi diyor ki vatandaş yapıyor zamları diyor. Vatandaş nasıl yapabilir ya, böyle bir şey olabilir mi? Ben nasıl zam yapayım? Ben ister miyim ki zam yapmak? Sen ister misin zam yapılmasını? Benim cebimde zarar. Yani o abinin konuştuğunu ben kısmen dinledim. Çok mantıksız konuşuyor. Sana taraflı diye hitap etti. Ben duydum onu. Bana göre kendisi taraflı. Yani sende bir taraf göremiyorum. Sen daha gayet normal, objektif bir şekilde sorunu soruyorsun. Eyvallah. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki evet, ekonomide eşi görülmemiş bir iyileşmeye doğru gidiyoruz dedi. Ne diyor? Bence Cumhurbaşkanı ne söylüyorsa doğru söylüyordur. Çünkü ben etrafıma bakıyorum, o kadar çok satık daireler var ki alan yok yani. Fiyatlar eskiden 2 milyon denen daireler şimdi bir bıçağa zor satılıyor. Yani demek ki iyiye doğru bir gidiş var. Başkan Tayyip Erdoğan ne yapıyorsa doğru yapıyordur ve ben kendilerini hararetle büyük bir destekliyorum ve herkesin aklı başında olan her insanın, aynen, Tayyip Bey'i desteklemesi lazım. İlanen buradan arz olur. Muhalif görüşlere de itibar etmiyoruz. Nerede yaşıyorsun? Ben Merih'ten geldim. Yeni Merih'te yaşıyordum, oradan geldim. Merih nereye? Merih şey, dünyanın dışında şu tarafta olan bir yer. Uzayda. Ha, uzaydan geldim. Ben. Belli amcacığım. Dünyada yaşamadığı mı belli? Evet, dünyada yaşamadığı belli. Evet, dünyada yaşasaydı? Hayır, şöyle bir şey. Amcaya saygım sonsuz. Yanlış anlama amca da. Para olan piyasanın şartları böyle zaten. Yok, yani. Saygı diyorum da ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen söze girer girmez reis ne diyorsa doğrudur dedin. Doğru. Halkın, bak halkın %52'si bunu seçtiyse demek ki reisin söyledikleri doğru. Buna muhalif olmanın bir anlamı yok. Muhalif olmak halka ziyandır. Krallık yapalım abi, muhaliflik olmasın. Zaten ya. Türk insanı var olan 5000'lik tarihinde hep sultanlıkla yönetilmiştir. Yani Türk insanının genlerinde, Türk insanının genlerinde padişahla, hükümdarlıkla yönetilmek vardır. Evet. Yok demokrasiydi, yok tamam, insan haklarıydı. Bunlar Türk insanına asla da uymaz. Ben bitirdim ondan sonra. Evet. Bunlar Türk insanının karakterine, geleneksel ahlakına uymaz. Evet. Sıkıntı yaratır. Peş peşe ihtilaller olur, devrimler olur, yok devrim olur, bilmem. Osmanlı döneminde yok muydu İsyanlar? Yok, hayır. Ya Osmanlı döneminde şey muhalif grupların ayaklarında. Şehzade Mustafa neden asıldı? Neden boğuldu Şehzade Mustafa? Şehzade İngilizlerin oyununa... Şehzade değil. Şehzade Mustafa. Şehzadeler. Onlar, padişah çocukları. Tabii. Niye asılıyor? Devletin bekası için, geleceği için. Nasıl yani? Devlete muhalif olan oğlu da olsa Kanuni Sultan... Ah, kavgası değil kendi, mi bunlar? Yok. Kendi oğlunu bile öldürmüştür. Kanuni Sultan Süleyman yani şöyle... Kundak'taki siz Bursa'ya gittiniz mi? Oğlumu öldürdüm ama demiş. Gözyaşım içime akıttım. Bursa'ya gittiniz mi? İslam'ın bekası yani geleceği için... Bursa'ya gittiniz mi? Meriç'ten gelip Bursa'ya hiç gitme ihtimaliniz var mı? 67 vilayetini gezdim. Peki... ben sana her soruna cevap vereceğim. Şehzade Mustafa'nın mezarına gittiniz mi? Gittim. Orada küçücük bebeklerin kundakta olan yani boğulan artık çocuklar vardı. Bunlar şaibeli bir şey. Hastalıktan da ölmüş olabilir. Hayır, boğularak. Çeşitli bakımdan da boğularak olabilir. Diyelim. Hani artık onun boğularak ya şu şekilde bu şekilde öldürmesi. Mesela dördüncü Murat. Şöyle söyleyeyim. Dördüncü Murat mesela her ya sefere. Dersine çalışmış etmişsin. Tarihimizi yani, iyi biliyoruz. Yani, tarihimizi bilelim ama. Senin soruların ama tarihimizi bilelim. Öküz altında buzağı arama şeklinde soru. Hani hayır, öyle şöyle. Masumane bir şimdi, soru falan sormuyorsun ama sen. Ama olanı sen söylüyorum. Kasıtlısın. Soru değil bu. Hayır, sen soru kasıtlısın. Sormuyorum. Sen bakın soru sormuyorum. Hayır. Soru sor. İşine gelmeyince böyle diyorsun. Bak işine gelmiyor ama. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayır ben sen söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin. Kasıtlı bir soru soruyorsun. Şimdi dördüncü Murat. Şimdi dördüncü Murat. Masumane. Evet. Diyor, onun görüşlerimi öyle bir niyetin yok. Size gelmiyor. Sen gerçekler. Söylediğim. Hayır şimdi ben sana
tahrikat. Niye tahrikat? Niye kışkırıyor? Hayır. Kışkırma. Hayır, sen kışkırtma. Ama ben sana soru soruyorum. Sen, İşine gelmiyor sadece. Niye benim işime? Benim her soru işime geliyor. Ama cevaplı o zaman. Cevaplı o zaman. 4. Murat o zamanki evet. Şartlarında neyse. Ne yaptı? O zamanki yöneticiler onu uygulamıştı. Şimdi 4. Murat'ın her 7 tane kardeşinin hepsini her seferde gidip gelip öldürdüğünü. Haklı öldürmüştür. Haklı mı? Haklı öldürmüştür. Devletin bekası, Türklüğün bekası, İslam'ın bekası için zararlıysa öldürmüştür. Bu kadar basit. Şu anda da mesela öldürebilirler hatta mi? Öldürebilirler tabii ya. Niye öldürmesin? Abi muzucu evet, mu? Yani her şeyi. Kim öldürüyor? Rusya'da bile. Allah'ın verdiği. Müslüman mısın? Müslüman mısın? Müslüman mısın? Müslüman mısın? Müslüman mısın? Hayır, Allah'ın sonra verdiği ne? Canı Allah'tan başkası alamaz mı? Bak Rusya'da da devlet muhalif olanları herkesini anında öldürüyor. Daha bulamazsın. Nerede öldürüyor? Rusya'da. Kim öldürdü? Söyleyeyim Rus devleti, mi? Rus devleti. Hangi muhalif öldürdü? He, Putin öldürdü ya. Şimdi kim öldürdü? Sayayım ben ya. Kim öldürdü? Kim sayayım? Ama bak ya. Sen bunun mikrofonu kapat. Bu mikrofonu kapat evet. Git. Niye sen kapatıyorum? Kasıtlısın, sen kasıtlısın. Elini bir indirerek sen konuş. Terbiyeli ol, ahlaklı ol. Tamam mı? Ahlaklı ol. İşine gelmiyorsa konuşmayacaksın. Sen cevaplayamıyorsun, tamam mı? Senin her sorun. Cevaplayamıyorsan çekip gideceksin. Sen gideceksin. Sen bir tarihçisin. Evet. Evet, söyle o zaman. Sen tarihkar sorular soruyorsun. Hayır, ben sana... Sen kışkırtmaya çalışıyorsun. Neye kışkırıyorsun? Kışkırma. Pulunuzun senin işine gelmiyor. Ne, senin işine gelmiyor. Benden istediğin cevabı... Benden istediğin... Senin dediğin soruyu mu soracağım? Cevapları almadığın için sen kışkırtın. Hayır canım. Bana ne? Ben döndüm, ben adama konuştum. Sen konuştun. Selamımı da söyle. Olur. Selamımı da ilet. O zaman bekle burada. Her zaman buradayım. Ha, bekle. Anamur'a kadar da yolum var. Git istediğine şikayet et hadi. Git lan Anamur'a. Git istediğine şikayet et. Sen kimsinle beni tehdit ediyorsun lan? Kimin polisiyle tehdit ediyorsun? Sen tarihken sonra şuraya bak. Bak provokatörlük yapmaya gelmişsin. Canımı sıkma. Bak provokatörlük yapıyorsun bak. Canımı sıkma. Burası senin babanın yeri değil. Sen cevap ver. Tamam mı? Cevap. Sen hayırdır sana? Biz sizin... Hayırdır. Bu adamı yürüyorum. Hayırdır yani. He? Kimi savunursa savun. Sinirli gel. Ha, bir de atraksiyon yapıyor. Aynen. Sana burada kendimizi mi ezdireceğimizi sanıyor? Ben onu savunurum. Evet. Tamam, hayır, savun. Sen onu savun. Sen savun. Allah Allah. Sana ne? Sen onu savunacaksın diye herkes senin görüşüne tamam. Senin herkes sana mı uyacak ha? Herkes sana mı uyacak? O zaman biz de doğruyu söylüyoruz. Sana göre değil. Ne yapacaksın? Bana niye muhalif oluyorsun? Sana göre doğru. Ya ben sana bir şey demedim. Ben bu adamla mikrofonu uzattım. Sen konuştun. İşine gel. Gelmiyor. Git şikayet et hadi. Git şikayet et. Ara, hemen ara. Hemen ara. Hemen ara. Ya işte abi ne yapalım? Böyle tiplerle muhatap oluyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Her türlü tiple muhatap oluyoruz. Ne yapalım? Senin derdin. Allah Allah. Bir şey geldi. İşte bu memleket böyle sığ düşünen adamlar yüzünden bir tık ileriye gitmiyor. Fanatik şey AK Parti. Abi olabilir. Bak AK Partili de olabilir. Aynen. Bak hiçbir sıkıntı yok. Konuşabilir. Herkes konuşsun. Benim umurumda değil. Bak sen aynı şekilde sen ona söyle. Bak arkadaşım bak ben onunla konuştum. Bak şimdi güzel kardeşim ben onunla konuştum. Sen gelmedin. Bak ben onunla konuştum. Buraya döndüm. Burası orayla konuşurken bana sataştı. Aynen. Benimle alakası yok. Ben şimdi buraya hayır ama sen şimdi geldin ama. Sen şimdi geldin. Bak sen şimdi geldin ama. Ben yok öbür. Hayır sen şimdi geldin ama. Sen şimdi geldin. Ne diyor abi biliyor musun? Bak ben sana anlatayım güzelce konuyu bil. Sen gelmeden önce. Diyor ki muhalif olan herkes asılsın öldürülsün. Aynen. Anladın mı şimdi? Öyle öyle diyor. Rusya'da diyor öldürüldü burada da öldürülsün. Tamam şimdi sen duruyorsun. Senin hoşuna gider. Hayır sen arkadaş öldürülsün diyor. Nasıl hoşuna tamam. Gidebilir ya? Değil arkadaş. Senin de. Şimdi mesela iktidar değişti. Şu anda. Buradan bir tane CHP'li dedi ki ya arkadaş CHP'ye karşı olanların hepsi öldürülsün. Ya ben buna öyle ben bir, şey. Bir şahıs, şahıs olarak öyle insan olarak göz yumabilir miyim? Nasıl göz yumayım ben buna? Onu söylüyor. Allah Allah. Diğeri ölsün. Söylediği doğrudur diyor. Başkasının dediği değildir diyor. Böyle bir mantık. Burada vaciptir diyor. Sorgulatmam. Sorgulatmam. Tabii ki de kardeşim sen konuşabilirsin. Ama kabul etti. Ama ne diyor biliyor musun? Tarihten falan bahsediyor. Diyor Rusya'da diyor. Rusya'da diyor. Şu anda diyor Putin diyor önüne geleni diyor muhalifleri öldürüyor diyor. Haklı. Burada da mı öldürülsün dedim? Öldürülsün diyor. Ne diyeceksin yani? Bunlar kalacak. Bu gibileri kalacak. Ya hocam ya ne? Ya abicim isteyen istediğini söylesin. İsteyen istediği fikir. Bak biz bu bak şimdi biz bu ülkenin evladıyız. Ya tamam da sen şimdi sen bu ekmeği ona şimdi alıyorsan biraz önceki bağırın, bir şey diyeceğim. Koskoca adamın bağırınca benim ama bir şeyim yok. Adam, adam bana saldırıyor şimdi. Şimdi saldırıyor. Şimdi bak sen de ekmeği ona alıyorsun ben de ona alıyorum. Sen de eti 700 liraya alıyorsun ben de 700 liraya alıyorum. Bak şimdi
fikirler çatışabilir. Önemli değil. Herkesin fikri aynı olacak diye de bir şey yok. Zaten ama insanları aynı fikirli oldu mu zaten bu işin şey tadı kalmaz zaten. Aynen öyle. İnsanları kutuplaştırmak, insanları evet. ayrıştırmak. Sen bunu düşünüyorsun ama düşünme. Senin bunu söylemeye hakkın yok. Öl, geber, asalım, öyle keselim. Şey. Olur mu böyle? Muz Cumhuriyetimiz diyor, evet diyor. Saygı duyduk, arkadaşın fikrine saygı duymadık. Tamam, en güzeli bu. Ama yani şimdi benim gördüğüm, yani sen de yani kendi o kendininkini sen savunmuyorsun diye sana kızıyorsa sen de kendininkini savunmuyorsun. Ben kızmadım zaten. Ben döndüm. Bak, biz konuştuk zaten. Üretir, o tedbirlerinden vatandaşa soru sorur. Tamam. Cevabı beğenmez. Baskı yapar. Ben mesela şunu sordum. Gelsin, sana da sorayım. Aynen. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki inanılmaz dedi bir iyileşme var ekonomide dedi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi ben bak bu Tayyip Erdoğan'ın zamanında evet. Allah'ıma şükürler başkasının işinin nasıl olduğunu ben bilmiyorum. Ben buraya bir tane 98 modeli Peugeot minibüsle geldim. Evet. Allah'ıma şükürler olsun şu anda 13-14 tane arabam var. Evet. Ben çalışıyorum. Ben halimden memnunum. Evet. Ben de bir sıkıntı genel yok. Bakarsak, genel işte bakarsak emekliye, yani askeri ücretliye, kiralara. Yani işte ben kendi... İyileşmeye gidiyor diyor. Sence evet. değil de genel. İyileşmeye gidiyor. Yani herkes vergi kaçırıyordu. Bak herkes kaçırıyordu. Şu anda üzerine gidiliyor. Evet. Herkes kızıyor. Ama haklı. Yapılması gereken bu. Ya geç kalındı ama yani hepimiz nasıl kaçıracağının şeyindeyiz. Yani nasıl ödeyelim değil de nasıl kaçıracağımızın derdindeyiz. Ben servisçiyim abi. Aynen servisçiyim ben. Bak, bugün cuma pazarı bak. Yabancı Ukrayna'da birileri domates topluyor pazarda. Git akşam git bak. Doğrudur abi, doğrudur. Bak herkesin... Ukraynalılar. Şey, hadi bırak Türkiye başlıyor. Ben şeyimden konuşuyorum. Ben de bu hükümet zamanında hakikaten şaha kalktık, yatırımları güzel yaptık, para kazanıyoruz. Ama abi bu sadece kendinden bitmiyor. Burada yaşayan bir 85 milyon bir insan var. Bunun alt gelir tabakası var. Sen ne diyorsun bak 13 tane araban var diyorsun. 13 tane arabanın yıllık kaskosu, sigortası zaten 1 trilyon tutuyor. Ya tutuyor ama kazanıyoruz karşısında kazanıyoruz. Eyvallah. İnsanlar o 1 trilyonu kazanabilmek için ömrünü feda ediyor. Burada bir zenginle fakir arasındaki makas gittikçe açıldı. Hani abi, orta direk vardı önceden o kalktı mı? Şunu söylemek istiyorum. Bugün A101, BİM her yerde var doğru mu abi? Evet. Küçük esnaf ne oldu? Bugün kırtasiye sezonunda kırtasiyeci para kazanacak diye bir bakıyorsun A101'e hop kırtasiye indirimi. Ayakkabıcı para kazanacak hop ayakkabı. Yarın bir minibüs gelsinler getirsinler A101 taşımacılık yapıyorum dersin. Sen burada o zaman dersin bu hükümet ne yapıyor diye. Yani DAEŞ kendimize gelene kadar bak Hacı abi bak hayır. DAEŞ kendimize sağlayana diyor. DAEŞ kendimize gelene kadar canımcığım hiç sesim çıkarmıyor. DAEŞ kendimize geldi mi? Ver yansın ediyoruz. O yüzden DAEŞ sana gelmeden abi doğru neyse hakkaniyetli bir şekilde. Bu hükümet tamam, hizmet de yaptı ben bak. Ben de öbür tarafta bir şey görmüyorum. Hizmet de yaptı. Şimdi ben öbür taraf gelse bir şey olacağını. Abi bir dakika. Ben düşünmüyorum. Bak doğru söylüyordur. Eyvallah. Ama ben ne diyorum ki? Bak ben de bu hükümete oy verdim. Abi, saygım bak, sonsuz. Ben kendimden öyle. Bu şimdi Antalya'nın belediye başkanı CHP doğru muyum abi? Evet. Bak Menderes Türel ilk zaman geldiğinde kaç tane şey yaptı? Antalya ihya etti. Abi 10 senedir, 8 senedir, bak, 7 senedir neyse şu Çakırlar yolunda bu mezarlığın yan tarafına bir üst geçit bir alt geçit yapamıyorum ben abi. İzmir'i kim yönetiyor? CHP yönetiyor ben, ama hadi, bir dakika ya, bak. Kadar değil belediye yapsın abi, tamam abi, belediye abi, yapsın abi. Bak burada haklısın. İzmir'i kim yönetiyor? CHP değil mi? İzmir'e git hasta bir şehir gibi. Antalya ile kıyas edebilir misin? Edeme. Kokuyor böyle. Bak burada var mı bir sıkıntı? Yok. Burada takdir ediyoruz değil mi? Evet. Ama ben ne diyorum ki sana? Köprü geçiş ücretleri, diğer böyle vatandaşla hani devletin arasındaki vergiler. Sence mantıklı mı? Cengiz Holding'in bütün vergileri siliniyor. Onda hemfikiriz. Onda hemfikiriz. Sadece bir şey söyleyeceğim. Tabii abi. Şurada filo var, filo. Evet, ayakkabı. Filonun yanında da kuyumcu var. Allah razı olsun kamerayı al o kuyumcunun önünde bir bekleyin bakalım hele. Kuyruk var. Fakiri de var, zengini de var. Aynen, git de bak. Şans oyunları. Cebinde parası olmayan, param yok diyen insan git şans kuyumcunun abi, içi dolu dolu neden kaynıyor. Neden abi? Hanım dedi ki ya dedi acaba dedi bedava mı veriyorlar dedi bunlar. Zam geldi çek gidip alıyorlar evet. Abi zam geldi çek gidip. Kaç kişi var abi? Dur bir saniye. Kaç kişi en var? En az 50 kişi var. Gidin de sayın. 3 milyonluk şehirde kaç kişiyi baz alabilirsin? Ya neyini baz alırsan al. Hayır. İşte kaç kişiyi baz alalım genel? Değil, genel kuyumcuları. Tüm kuyumcuları alsak. Arkadaşa katılıyorum. Anladım. Bir dükkanı örnek gösteriyorum. Sadece git o kuyumcular çıkanlar de ki acaba bedava mı veriyorlar bu altını size ya? Milletin cebinde para var yok var değil. Var. Mesela kaç emekli vardır orada? Bilemem ki.
Şöyle kaç tane asker ücretli var? Şöyle bir geçtim, camdan baktım, dedi ya dedi, acaba dedi bedava mı veriyorlar dedi altını dedi. Burası turizm bölgesi. Ben Almanya'dan geldim. Ben de istediğim gibi. Sen benim Almanya'dan geldim anında yazıyor mu? Sen beni orada görüyorsun. Çoğu gurbetçi zaten. Türk vatandaşı diyorsun. Parası var diyorsun. Restoranların da çoğu öyle. Gurbetçi. Ya, şu an, gurbetçi. Bak şu arkadaşların hepsi kara kafalı. Arasında Türk olmayan bir sürü arkadaş vardır ama sen zannedersin ki Türk. Kara kafalı oldu mu? Bir Türk oluyor.